Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün ilişkisiz örneklemler için iki faktörlü ANOVA'dan bahsetmek istiyorum. İki faktörlü ANOVA bazı kitaplarda iki yönlü ANOVA olarak da geçmektedir. Şimdi bizim bunu bu kavramı anlayabilmemiz için önce bir ANOVA kavramını yani tek yönlü ANOVA'yı bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Şimdi bizler tek yönlü ANOVA yaparken ne yapıyorduk? Bir bağımlı değişkenimiz, bir bağımsız değişkenimiz vardı. Yani şuralara baktığımızda, şöyle bir tabloya baktığımızda, bu tabloda bağımlı değişkenimiz Türkçe, bağımsız değişkenimiz ise sınıf şubeleri. Yani sorumuz şöyle olurdu. İşte öğrencilerin Türkçe puanları ya da Türkçe notları sınıf şubelerine göre farklılık gösterir mi? İşte burada bir bağımlı değişken, bir bağımsız değişken vardı. Şimdi diğer taraftan aşağıdaki tabloyu düşündüğümüzde, bu tabloda ise yine Türkçe notları var ve bu bir tarafta da cinsiyet var. Burada da sorumuz şöyle olurdu. Öğrencilerin Türkçe notlarının cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğiydi. Şimdi o sebepten dolayı bu tür sorularda bir bağımlı bir bağımsız olan sorularda bizler tek yönlü ANOVA kullanıyoruz. Çift yönlü ANOVA aslında bu iki tablonun birleşimi gibi düşünelim. Yani karşımıza bu sefer İki tane bağımsız, bir tane bağımlı değişken geliyor. Şimdi onu da hemen üzerinden geçelim. Şimdi nasıl oluyor burada? Şöyle, şimdi haliyle günlük yaşamdaki bir probleme baktığımızda, mesela bizler okulda her sınıfta ve yani her şubede cinsiyet farklılıkları var. Yani ne oluyor? İki değişkenle biz karşılaşıyoruz. O sebepten yani burada bir tarafta şube, bir tarafta cinsiyet oluyor ve yine Türkçe puanları. Yani buradaki biz bunlara gözenek diyoruz. Her bir gözeneğe ne geliyor? Her bir gözeneğe işte 8A'daki öğrencinin, kız öğrencilerinin dediğimizde Türkçe puanları buraya geliyor. 8D'deki erkek öğrencileri dediğimizde onun sayısı buraya geliyor. Ya yani otomatikman böyle gözeneklerimizden oluşuyor bu da. Diğer taraftan şimdi özellikle yani şunu düşüneceğiz. Yani mümkün olduğunca basit bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi bizim toplamda 7 tane şubemiz var. 2 tane de cinsiyetimiz var. O zaman bizim toplamda kaç şubemiz var? Yani kaç şube dediğimiz, özür diliyorum, kaç tane grubumuz var? Şimdi baktığımızda her grupta yani her şubede İki farklı cinsiyet var. 8A erkek, 8B kız. Pardon, 8A erkek, 8A kız. Yine 8B erkek, 8B kız. 8C erkek, 8C kız şeklinde toplam 7 çarpı 2'den işte bakınız bizim gözeneğimizi oluşturan kısımlar 14 tane grubumuz var. Şimdi bu grupların bir isim verelim diyoruz. İzafi bir isim bu. Farklı şekilde de olabilir. Şimdi baktığımızda nasıl bir isim verilmiş? Şöyle bir hemen tablomuza bakalım. Mesela demiş ki 11. Buraya da 21 demiş. Şimdi ne yapmış? Şubeden kızlardan bir gelmiş. Şubeden bir gelmiş. İkisini birleştirmiş 11 olmuş. Kızda erkeklerden 2 gelmiş. Kızlardan da bir pardon 8A'dan da bir gelmiş. 21 olmuş. Yine baktığımızda mesela şunun için bir düşünelim. 27. Burada ise bakın erkeklerden gelmiş ikisi, şubeden gelmiş 7'si 27 olmuş. Demek ki 11, 12, 13, 14 böyle bir grup ismi vermiş bunlara. Dediğimiz gibi bunlar sizler de 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde de verebilirsiniz 14'e kadar. Ama böyle rahat olsun diye, böyle kodlaması akılda kalsın diye bu şekilde bir şey verilmiş. Bunu da az sonra yani bir sonraki sunumlarımızda, videolarımızdaki SPSS uygulamasında göstereceğiz. Şimdi gelelim bizim ana konumuza. Şimdi ana konumuzda şöyle bir şey geliyor karşımıza, araştırma soruları. Şimdi özellikle iki yönlü ANOVA'da 3 tane araştırma sorumuz oluyor. Mesela Türkçe puanları var öğrencilerin, cinsiyetleri var ve sınıfları var. Şimdi ilk sorumuza baktığımızda öğrencilerin Türkçe puanları cinsiyete göre farklılık gösterir mi? Şimdi Türkçe notları ve cinsiyet.
şöyle hep bakın şöyle yapıyoruz. Yani cümlenin öğelerini bulmak gibi hemen araştırma sorumuzda değişkenleri buluyoruz. Şimdi baktığımızda iki değişkenimiz var. Türkçe notları bağımlı değişken, cinsiyet bağımsız değişken. O zaman bu normal ANOVA. Şimdi ikinci soruya baktığımızda öğrencilerin yine Türkçe notları sınıf şubesine göre farklılık gösterir mi? Buraya da baktığımızda aynı durum burada da söz konusu. Yani bir bağımlı bir de bağımsız değişkenim var. Diğer taraftan ise üçüncü soruya baktığımızda öğrencilerin Türkçe notları sınıf şube ve cinsiyetin ortak etkisine bağlı olarak farklılık gösterir mi? Yani baktığımızda burada bağımlı değişken, bağımsız değişken ve bağımsız değişken. Bakın 3 tane değişken oldu. Bunlardan bir tanesi bağımlı değişken iken diğer ikisi ise bağımsız oldu. İşte 3. soruda bizler iki yönlü ANOVA'dan bahsetmiş oluyoruz. Böylelikle yani ortak etki dediğimiz nokta şu, şöyle düşünmek lazım. Şimdi şubelerde, o şubeler arasında Türkçe notlarında puan farkı olabilir. Cinsiyette de olabilir ama öyle bir şey ki bir şubede Türkçe puanı erkeklerde daha fazlayken diğer şubelerde kızlarda daha fazla. Yani bu sefer işin içine hem şube giriyor hem cinsiyet giriyor. Bu sefer ortak etki söz konusu oluyor. Bunu da bu şekilde açıklamış oluyoruz. Evet, böylelikle biz ilk sunumumuzda iki yönlü ANOVA'ya dair biraz bilgi vermiş olduk. Burada unuttuğumuz bir şey var. Hemen onu hatırlatalım. Şimdi ANOVA'da, tek yönlü ANOVA'da bizim varsayımlarımız vardı. O varsayımlarımızdan bir tanesi bağımlı değişkenin normal dağılmasıydı. Sonuçta ANOVA parametrik bir test. O sebepten dolayı iki yönlü ANOVA'da da bağımlı değişkenimizin normal dağılması söz konusu. Ondan burada biz bunlara girmiyoruz. ANOVA'yı açıp baktığımızda oradaki videomuza normal dağılımla alakalı daha detaylı bilgi orada verdik. Şimdi diğer taraftaki varsayımımız şu, homojenlik. Ne dedik? Bağımlı değişkenin bağımsız değişkenden gelen gruplardan ya da şöyle düşünelim tekrar toplarsak bağımlı değişkenin gruplar arasındaki homojenliğinin birbirine eşit olması lazım dedik. Yani bu şekilde homojenlikten bahsettik. Yine o da ayrı videolarda homojenliğin detaylı olarak bilgisini verdik. Demek ki varsayım olarak iki varsayımımız olması lazım. Birincisi normal dağılma, ikincisi de yine homojenlikte söz konusu. Ondan dolayı yani iki yönlü ANOVA'da 3 şeye dikkat edeceğiz. Kısaca varsayımlardan homojenlik ve normal dağılma, yine önemli bir nokta bir bağımlı değişkeniniz olacak. 2 tane de bağımsız değişkeniniz olup ortak etki söz konusuysa iki yönlü ANOVA kullanıyoruz. Böylelikle bu videomuzda teorik bilgiyi verdik. Diğer videolarımızda biraz daha SPSS uygulamasıyla devam edeceğiz.